Ruhsar! Ruhsar dur yapma! Kız elinden bir kaza çıkacak! Alsalım ot beyinli! Odu kafalı herif! Soğan zekalı! Ayrıca suratlı! Bakıyorum da bugün hep bitkisel tüpleri diyorsun. No, vejetaryen mi oldu? Hiç öküz, eşek, at gibi hayvansal tüpler hep diyorlar. Doktorun bitkisel tüpleri tavsiye etti. Hayvansal tüpler kilo yapıyormuş. Müsaadenle dinle beni. Kızın abileri tarafından öldürülsen daha mı iyiydi ya? Hiç daha iyiydi. Hiç olmazsa doğmuş arar gibi yağmur aramak zorunda kalmazdım. Sen de o zaman yanımda olurdun. Ruhsar, Allah aşkına benimle kavga etmeyi bırak da bu işten nasıl kurtulurum onu söyle. Yalvarırım, yardım et bana. Dur biraz o zaman kafamı toplayayım. En iyisi gidip o senin gelin adayı varoş güzeliyle konuşacağım. Havayla mı? Evet, bu işi kadın kadına halledeceğiz. Abilerini de sen halledersin erkek erkeğe. Nasıl fikir? Ne? Hayır, çok kötü bir fikir. Ben havayla erkek kadına, sen de abileriyle kadın erkeğe konuşursun. Ay ne diyorum ben ya. Tamam, sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Ben bir ölüyüm. Ne? Ölü mü? Aman Allah! Evet. Ölmeden önce benim de çok dostum vardı. Ama şimdi bir ölüyüm. Ama bu nasıl olur? Basbayağı oluyor işte. Öldükten sonra da böyle ruh halinde dünyaya gelebiliyoruz. Tabii bizi kimse görmüyor. Sadece bizi görmesine izin verdiğimiz faniler görebiliyor. Mesela ben sana şimdi izin verdim. Peki ama sen kimsin? Ben abilerinin seni evlendirmek istedikleri adamın karısıyım. İhtiyar kasap buruşuk kardeşin mi? Hayır, buruşuk Masar'ın. Aman ne buruşuğu? İşte anla, Masar'ın merhum karısıyım. Yani karısıydım. Ama o hala benimle evli sayılır. Fakat o cadaloz annesiyle kız kardeşi bunu bilmiyor. Ay biliyorum. Hakan Aygün'ün cümleleri gibi biraz karmaşık, biraz da karışık oldu. Ama başka türlü nasıl anlatabilirim ki? Ölünü öpeyim, öldürme beni. Ne olursun, daha çok gencim, ne olur. İyi peki. O zaman öldürmeyeceğim. Ama bir şartla. Bir şartla mı? Evet. Masar'la evlenmeyeceksin. Ben zaten onunla evlenmek istemiyorum ki. Nasıl? İstemiyor musun? Evet. Çünkü benim bir sevdiğim var. Adı Maksun. Maksun Bordogül. Öyle mi? Bak bu çok güzel. Güzel ama Maksun'um işsiz olduğu için abilerim onu istemediler. Ama inanıyorum ki Maksun'um bir gün kaset çıkartıp meşhur olacak. Beni abilerimden istedip 40 gün 40 gece düğün yapacak. Peki sevdiğin gencin kaset çıkaracak kadar parası var mı? Nerede? Ama belli mi olur? Kaset kuşu bir gün bizim başımıza da konar elbet. Kondu bile. Nasıl yani? Maksun'un sesi güzel mi? Güzel de söz mü ölü ablacığım? Maksun'un bir şarkı söylemeye başlasın. Mahalledeki bütün bebeler ağlamayı hemen kesip onu dinliyorlar. Seni sevdim Havva. Göreceksin, bu işi ben halledeceğim, ben çözeceğim. Hayal miydi, gerçek miydi anlayamadım vallahi. Allah'ım inşallah gerçektir. İyi de onlara nasıl yardım edeceksin? Maksun'un kasetini çıkararak tabii ki. Ne? Kaset mi çıkaracaksın? Ne o, kıskandın mı kocacığım? Çok istiyorsan sana da bir kaset yapalım. En kralından bir de klip çekeriz. Aman bırak şimdi dalga geçmeyi Ruhsar. Peki yardım edeceğini kız biliyor mu? Biliyor gibi. Aa, güzel prodüktörüm benim. Peki Ruhsar ablam, ben kaseti şimdi nerede dolduracağım ha? Hangi firma bu? Prestij ailesi mi yoksa? Hayır, Adams ailesi. Şaka, kasetini Ruhsar Müzik'ten çıkaracağız. Allah Allah, o kadar zamandır un kapanına gider gelirim. Hiç böyle bir firma duymamıştım ha. Duyamazsın tabii ki. Çünkü bu firma daha kuruluş aşamasında. Hatta neredeyse kuruldu kurulacak. Eli kulağında. Nananım. Amanin! İşte... Kuruldu bile. Evet, hadi bakalım Maksun. Hemen stüdyoya gir. Bak, imzalı kasetini almak için sabırsızlanıyorum. Peki Masar abi. Evet. Basıyorum hayatım. Evet, Ruhsar Müzik sunar. Maksun Bordogül. Mahmud Alo, Mahmud Alo.
Bravo Maksut. Anne, abim artık evleniyor. Yani yakında sıra bana gelir, öyle değil mi? Değil. Hele abin önce bir evlensin. Şöyle aradan birkaç yıl geçsin bakalım. Bizim saraylı soyumuzda adettir. Çocuklar öyle arka arkaya evlenemez. Hem nedir senin bu acelen kızım? Ay Allah'ım Allah'ım, ne acelesiymiş. Anne, çeyizimdeki bütün eşyalarım odası bile geçti be. Bedeme, bedeme dilini koparırım vallahi ha. Ama anneciğim, çeyizimdeki bütün disketler ve CD'ler Windows 95'e uyumlu. Millet Windows 99'a geçti. Sen keser misin sesini? Senin bu azgınlığın yüzünden el aleme rezil oluyoruz. Bu ne böyle ayol? Ne güzel işte. Millet düğün yapıp evleniyor. Allah Allah. Sabahın köründe ne düğünüymüş bu böyle, anlamadım gitti. Tövbe tövbe tövbe. Bir yaşıma daha girdim yani, hayret bir şey. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Ülkemizdeki kasetli insanlar kervanı sen de katılın. Yakında elektriksiz köy, kasetsiz Türk kalmayacak. Nasıl yani? Şimdi benim kasetim oldu da bitti mi aşağıdan mı? Evet, oldu bittiye getirdik. Bu kasetle piyasanın tozunu attıracaksın. Ay sağ ol Ruhsar abla, Allah senden gani gani rahmet eylesin. Bu akşam da televizyona çıkacaksın. Tüm Türkiye seni tanıyacak. Nasıl yani? Hemencecik randevu mu aldın? Tabii, Ruhsar'la her an her şey olabilir. Ruhsar abla çok teşekkür ederiz sana. Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah bir şey değil, bir şey değil. Ama bana bak, sakın şöhret başını döndürüp de bu kızı terk edeyim deme. Tamam mı? Hiç öyle şey yapar mıyım ablacığım? Gel kız buraya. Allah benim her şeyim. Ben onsuz besine bile yapamam. Hadi kız gidelim. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Hoşça kalın. Lan Maksun. Güle güle. Abi hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Güle güle. Anne Firdevs, hoş geldiniz. Menkübe ve Firdevs Hanımlar da geldiler. Kaset çıkartmaya geldiyseniz geç kaldınız. Dükkanı kapattık. Masa. Efendim anne. O kız bizim Havva değil miydi? Aa, kadına bak. Kızcağızı sahiplenmiş. Tapusunu da alsaydın bari. Evet oydu. Allah Allah. Neden o zaman bizimle görüşüp konuşmadan gitti? Canım acelesi vardı da ondan. E peki yanındaki çocuk kimdi? Hiç. Nişanlısı. Ne? Ne? Nişanlısı mı? Evet anne. Kızı birine sevdalı olduğu halde bana yapmaya çalışmışsınız. Bilmiyordum vallahi oğlum. Hiçbir şey söylemedi ki canım. Biz her şeyi nereden bileceğiz? Masarcığım ben gidiyorum kocacığım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Minik kuşum, belki biraz beklesek bakarsın kendiliğinden ayrılıverirler. Birbirlerine pek yakışmıyorlardı sanki. Aman anne yapma Allah aşkına. Aa, Mifit Bey olabilir. Hı. Ben bakarım. Ne haber? Çek elini koca adam. Aa, eniştenin kardeşine bak. Anne Allah aşkına şu işten vazgeç. Ya, ne haber lan enişte? İyidir sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir 30 milyon verirsen daha da iyi olacağım ha. 30 milyon mu? 30 yok. 10 milyon var. Al güle güle harca. Aha, züğürt müsün nasılsın be enişte? Baka kızma, borç alıyorum bu parayı. Deftere tek tek yazıyorum. İleride toptan ödeyeceğim sana. Tamam tamam. Hadi bana eyvallah. Güle 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 güle. Kapıyı biliyorsun değil mi? Sağdaki kulplu şey. Ah be, bir para verdi arkamızdan kurdu. Anne görüyorsunuz değil mi? Başıma ne işler açıyordunuz? Bu heriflerden beni Allah kurtardı. Yani daha kurtaramadı da inşallah pek yakında kurtarır. Lan abicim, yarın şu bizim damat beye gidelim de düğün için düğün salonunu tutturalım artık. Aferin lan. Bir de bir iki takım elbise aldırak düğünde giyeriz. Hoş geldin Maksun Bordagül. Hoş bulduk. Lan bu bizim işsiz Maksun değil mi lan? Maksun sohbetimizden önce... Ulan herif meşhur olmuş be. Bana bak şimdi acayip zengin olur bu ha. Patlatalım abla. Kızı keşke buna vereydik la. Ben o Maksar'ın ne iş yaptığını bile anlamadım. Eyvallah. Bana bak. Bu Maksun var ya, ondan daha çok para kazanır şerefsizi. Bir bursayı sattın köyde karsayı. Anlamazsın sen bursayı. Mahmudalo, Mahmudalo. La Zeynep, geç mi kaldık acaba? Yok oğlum yok. Düğün olmadan kız gitmiş sayılmaz ki. Bana bak. Biz bu kızı Maksun'a verelim Maksun. Gülme la tümsür korum. Tut. Hadi.
Hani borç alacaktın lan? Ya enişte be! Vallahi borç, yanlış anlama! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını.